Молодец. Молодец, молодец. Рад у тебя? Ну-ка, смотри. Чик-чик. А да. Опа! Большой грузовик. Ух ты, как! Залазить туда не надо, значит. А где папа? Уф! Bayağıdır granola yapmıyordum evde ve bu hatayı düzeltmeye karar verdim. Bir ara çok eskiden daha New York'ta ilk evimizde falandık galiba. Mutfak günlükleri diye bir seri çekiyorduk. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Tam bir tarifim yok. Şu da kuret. Kaymı mı? Айран. Ты пролил? Куда пролил? Туда. Не надо, не-не-не. Гранола hazır, soğudu. Ты будешь пробовать гранолу? Да. Да. Еще? Да. Selam. Yeni videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım bir öncekini keyifle izlemişsinizdir. 36 haftayı bitirdim. Hatta yani 37'nin içindeyim artık. 37 hafta bildiğim kadarıyla birçok kaynakta artık full term sayılıyor. Bazıları galiba 38'i kabul ediyor full term ama birçok kaynak 37'yi kabul ediyor. Yani aslında 37 haftada doğum yapan bir kadın artık erken doğum yapmış sayılmıyor. Bayağı sürecini tamamlamış ve doğum yapmış sayılıyor. Bunu niye söylüyorum? Hamileliğin sonuna gelmişim yani. Onu fark ettim. O öyle bir aydınlanma geldi. Ve artık hani doğsa bugün erken doğum yapmış sayılmayacağım kadar ilerideyim. Bir yandan da tabii işte Atlas'ı biliyorsunuz ki çok geç doğurdum ya. 41'i bitirdik ve indüksiyonla yine de 42'nin ilk gününde doğdu. Ama gel gör ki hani sonuçta her bebek ve her hamilelik farklı. Bakarsınız sürpriz yapar kardeşi ve biraz daha erken gelmeye karar verir. Yalan yok, yoruldum. Genel olarak uzun zamandır hamileyim. Hani çok ardı ardı ve böyle sanki gerçekten yıllardır hamileymişim gibi değil, öyle zaten bu arada. Bu nedenle hamile olmamaya çok hazırım. Böyle dediğim için kendimi çok suçlu hissediyorum bu arada. Hani bakmayın böyle konuştuğuma. Ara ara bunu düşünüyorum. Sonra diyorum ki yoruldum artık işte bitsin. Sonra çok büyük bir suçluluk duygusu hissediyorum. Çünkü bir yandan bunun ne kadar mucizevi ve ne kadar özel bir durum olduğunun farkındayım. Ve sonuçta bu çok isteyerek yaşadığım bir süreç. Ama sonra yorgunluklar geliyor. İşte bazı hamileliğin getirdiği zorluklar geliyor ve tekrar böyle bir bıkkınlık hissediyorum falan. Böyle duygular arasında gidip geliyorum. Yani aynı süreçlerden geçen varsa benim ne demek istediğimi anlıyordur. Çünkü şey oldu böyle.
Mesela bacak kramplarım oluyor bu arada. İşte takviye kullanıyorum, içiyorum bir şeyler yalnız. Magnezyum vesaire desteği. Fakat azalttı galiba ama hani hala ara ara oluyor ve gece kramp yine korkunç bir şeymiş. Hani işte belim ağrıyor, kaburgam ağrıyor falan filan. Hatta geçen Instagram'da da söyledim bunları. Çok da böyle gerçekten şikayet etmek istemiyorum çünkü biliyorum ki geçici ve biliyorum ki sonucu çok güzel. Herkes de bundan geçiyor. İnsanlar çok daha zor hamilelikler atlatıyor. Hani benim karşılaştığım daha böyle günlük şeyler. Atlas'la tabii ki de hamile olmak sadece hamile olmaktan daha zormuş. Onu da fark ettim. Çünkü Atlas henüz çok ufak ve bana çok ihtiyaç duyuyor. Sürekli kucağımda. Bu nedenle mesela daha çok belim ağrıyor kesinlikle. Çünkü zaten önümde kaç kilo var. Bir de üstüne, karnımın üstüne oturuyor böyle kucağımda. Bir yandan da diyorum ki ya 3-5 yıla bütün bu anılar, bütün bu konuştuklarımız çok geride kalmış olacak ve hani geri dönüşü olan şeyler değil böyle anılar. Ağlıyormuşum şu an. Ne gerek var değil mi bu konuşmalara? Sabah granola yaptım. Bu arada gece çok kötü uyudum yani. Çok. Sabah uyanamadım ya. O kadar uyanamadım ki hani yeni doğanla ancak bu kadar uykusuz olabilirim bu arada. Hani şimdi bildiğim için de gerçekten son zamanlarda sabahları çok uykusuzum. Çok uykusuzum, çok yorgunum. Mesela ilk hamilelikte şimdi çocuk yokken biraz daha yatma şansın var. Gündüz istediğin saatte gidip uzanma şansın var. Şu an Atlas uyuyor. Diyorum ki video çekeyim, hani bir şeyler yapayım, biraz böyle kafamı dinleyeyim falan. Çünkü sonra uyandığımda buna şansım olmayacak falan. Yani bir bebekle daha hamile olmanın böyle bir zorluğu var. Yaz bitiyor. Gerçekten yaz bitiyor. Bugün ayın 14'ü Ağustos'un 14'ü. Atlas'ın doğum gününe 2 hafta kaldı. 2 yaşını dolduruyor. Bir yandan 2 hafta sonra artık her gün bebeği de bekliyor olacağız. Yani böyle değişik şeyler. Her böyle şey yapan, işte çok hani doğum günlerinin çok ardışık olduğunu öğrenen, aa işte ya aynı gün doğarlarsa diyor. Atlas'ın doğum gününde 39. haftamın içinde olacağım. Teknik olarak gelebilir aslında gelmek istese. Ama bence aynı gün olması bayağı tatlı bir şey olur. Yani şöyle, daha doğrusu belki çocuklar böyle düşünmüyor olabilir büyürken. 1-2 gün ara olmasındansa aynı gün olması bence daha cool bir şey. Ya cool derken hani böyle daha eğlenceli, daha böyle bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu arada? Bir yandan da 6 dakikadır konuşuyorum yine. Yine çok konuşuyorum. Size soru. Hiç ablasıyla, abisiyle, kardeşiyle aynı gün doğan var mı aranızda? Tesadüf ama yani. Ya da planlı, fark etmez nasıl olursa. Aynı gün doğum gününü paylaşan var mı? Bunu seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız büyürken? Ve fikriniz değişti mi? Sorun bu. Bir tane şey sevmiştim. Bir tane no reservation. O, ne var orada? Bizim dışarıdaki akşam yemeğimiz. Mama. Restorana rezervasyon yaptırmadan geldiğimiz için anca paket alabildik. Ama manzaramız hiç fena değil. Hiç fena değil. Nasıl? Evle alakalı en sevmediğim, hatta belki de neredeyse tek sevmediğim şey, hiçbir banyoda, yani 3 banyonun hiçbirinde tek bir çekmece ya da tek bir kapalı dolap olmaması. Bu nedenle ne kadar düzenli olursanız olun bir noktada çok karışık duruyor her şey. İlla ki dağılıyor da. Şu an biraz dağınık ama toparladığımda bile düzenli mi duruyor derseniz durmuyor ve çok sinirimi bozuyor bu görüntü. Kapalı olan tek yer şu kaydırmalı olan dolabın bir kısmı. O da raflar çok dar. Nedenle kaydırdığımızda bir şeyler düşmeye başlıyor falan. Bir türlü bir çözüm bulamadım. Yani böyle kutular vesaire çözüm tabii ki de ama yine de çok karışık duruyor. Sen yine mi geldin? Atlas. Bir dakika yalnızlık diye bir şey yok artık ya. Bir dakika. Ben buraya çıkalı kaç dakika olmuş? 3 dakika 48 saniye. Atlas. Ты чего пришел? Ты чего пришел? Что? Грузовик? Где дын-дын? Мама. Да. Atlas. Bugün vlog adına hiçbir şey çekmedim ama Aysen bizde. Atlas'la el ele misiniz hala? Şu an biraz ayrıldık su istediği için. Biraz stresli. Atlas? Aa, hiç. Yol kenarında durduk. Kerem savunmaya gitti. Sol, içer. Sever. Ben sen umutlu sonra öğrendim.
telefonunda atılsa. Nerede? Avustralya'da. Evet, bizim arabamız. Arabamızı alıyorlardı. Kendimi evleniyor gibi hissettim. Hazırlık. Ayakkabımı bağlayamadığım bir evreye girdim. Bazı ayakkabılara erişemiyorum. Ve arkamı da bağlayamadım. Allah'ım, bu ne kadar zor. Elbisemi de bağlayamadım. Ayaba. Atlas, Madrid. Sevebilirsin böyle kafasına. Evet, orada da bak neler var, tavuklar var. Atlas, bunlar ne böyle? Nasıl bir çocuk? Bir anda araba diyor. Atlas bütün özellikleri... Hayda. Siz ister misiniz? Evet. Kayısı? Ben yerim ya. Kayısı? Yani yeterince anlamadıysan cevabını. Böyle bir... Atlas, Atlas. Ложку изо рта, да, малыш? Надо, Атлас, ой! Надо, Атлас, ой! Ой! Атлас, ложку изо рта, сыночек. Угу, в ручке. Я мусорную кашек тедерген не ешь вам. Bugün 18 Ağustos Pazar günü. Biraz önce, yani bir saat kadar önce yeni video yayına girdi ve yorumlar çok güzel. Siz çok sevmişsiniz. Öyle olunca çok mutlu oluyorum, motive de oluyorum tabii ki de. Bir yaptığı zaman, yapabildiği zaman, yani başarı elde ettiği zaman motive olan insanlar var. Bir de tam aksine yapamadığında hırslanıp motive olan insanlar var. Ben her zaman okul zamanlarımdan dahi hep böyle yapabildikçe daha çok motive olan biri oldum. Bu nedenle yapmak motivasyon getiren bir şey benim için. Hatta şöyle de bir şey var. Mesela bugün yine ve yine uykusuzum. Şöyle bir şey oldu. Ya ben zaten uyuyamıyorum o cepte. Ama Atlas da gece iki kez bana seslendi. Mama diye. Kerem hep çok kötü taklit yaptığımı söylüyor ama gerçekten tam olarak böyle seslendi. Hani sanki bir şey olmuş gibi. Sonra yanına geldiğimde işte yanına yatıyorum ve geri uykuya dalıyor. Ben de genellikle uyuyakalıyorum. Sonra bir saat sonra Atlas'ın yanında uyuyakaldığımı fark edip geri gidiyorum. Çünkü orada çok sıkış tıkış oluyoruz artık yani. Karnım da özellikle büyük olduğu için falan. Neyse, kısacası gece iki kez böyle bir gittim geldim falan. Zaten ben kendim de uyanıyorum, kalkıyorum. İşte tuvalete giriyorum çok sık bir şekilde. Kısacası bugün yorgun uyandım. Ama yapmam gereken çok fazla şey var. Hem artık doğum da yaklaştıkça hani hiçbir işi sarkıtmamaya çalışıyorum. Yani bunu normalde de yapmamaya çalışıyorum ama özellikle şu an diyorum ki yani yarın doğursam bunların hepsi kalacak. Bu nedenle bir yerden başlamak lazım deyip şu an bugün izlemem gereken belki yarın da dahil 3 tane reel var ve bayağı zaman alan bir şey. O izlediğimiz 25-30 saniyelik reel'lar. Ama yaptıkça, paylaştıkça, sizinle etkileşime girdikçe daha çok motive oluyorum. O kesin yani. Böyle. Onun dışında 37 haftalık hamile olduğumu söylemiş miydim? Muhtemelen 7 kez falan söyledim. Bugün ya bugün ya yarın. Ne zaman döndüğüne açıkçası tam emin değilim. Ama ya bugün ya yarın 37 haftalık hamileyim. Ve artık yani her an gelebilir. Her ne kadar böyle derken geleceğini düşünmesem de her an gelebilir. Ve ben çok hazırım artık hamile olmamaya. Aşırı 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 hazırım. Onun dışında Aysen bizdeydi 2 gündür. O gitti şu an. Yarın iş var onun da. Kaldık biz bize. Kerem, Atlas, ben ve
karnım. Onun dışında neler var? Bir hafta sonra annemler geliyor. Annem muhtemelen artık doğuma kadar kalır. Babam belki bir gider gelir. Bilmiyorum. Oralar biraz muallakta. Yardımcı ablamız da yine bir hafta sonra artık gelecek ve daha uzun kalacak. İşte bebeğin doğumuyla beraber falan. Bu şekilde yani sona yaklaşıyoruz. Gelişmelerde henüz son gördüğünüz vlog üstüne çok da bir şey olmadı. Kıyafetler yıkandı. Beşik var. Ama mesela beşiğe çarşaf bile yok henüz. Onu sipariş ettim dün. Böyle ufak ufak hazırlanıyoruz. Ya çok da yapacak bir şey yok. Gerçekten bebeğin tek ihtiyacı olan şey özellikle ilk zamanlarda anne. Yani başka gerçekten şimdi babaları da şey yapmak istemem ama babanın, daha doğrusu şöyle, annenin babaya ihtiyacı var. Bebeğin anneye ihtiyacı var. onu görmüş oldum bir önceki seferde. Ve şunu fark ettik geçen gün konuşurken. Bebek arabamızın o 0-6 aylık hani dümdüz yattıkları şekli var ya, o bile Amerika'da kalmış. Bunu yeni fark ettik. Yani şu an bir bebek arabamız dahi yok. Onu bir getirtmeyi deneyeceğiz. Durumlar böyle. Neyse, ben artık işlere geri döneceğim. On demand söylemiyordu zaten. Evet evet, söylemiyordu o zaman. Wow. Atasını biliyor musun, bu Chevy galiba. Evet, bu büyükmüş bayağı. Bu daha küçük. Chevy değil mi o? Balı pesler mi? Yiyeceğiz şimdi, yiyeceğiz ya. İyi bir telefon bu. Böyle olacak. Hı hı. Bu da şu tarafa gidecek gibi. Tamam. Yani aslında bu kapı da şu alt kapı, bu yani bu tarafa giden aslında şey olacak. Yarın öbür gün ikinci bir Montessori yatağını buraya koymak istersek ne yapacağımızı düşünüyorduk. Ben... Evet oğlum. çocukların ikisi de çünkü bir noktada muhtemelen burada olacak. %90. Ve bir çözüm arıyoruz. Baba. Efendim? O ne? Tren. Baba. Efendim? Baba. Efendim babacığım? O ne? Uçak. Diğer de... Yani şuraya da çocuklara konar olalım. Açalım mı? Hadi gel. Nasıl? İyi, bayağı duruyorum. Bir dur, gözlemiş. Bir daha mı alırsın? Ama.
Olabilir mi? Pijama falan Amerika'dan lazım mı? İşte belki evet. Şimdi ona bakayım dedim. Evet, şey bilmiyorum. Ne lazım olur. Hoppa. Burada body'ler var bu arada. Daha var mı? Hatta. Böyle hani hoşuna giden bir şey oldu mu şey yapıyor yani, heves ediyor. Ne? Ay tamam mı ne? Ты какой хочешь, розовый? Galiba çok yakıştı bu arada. Gitmiyor bu arada da yani. Tavuk. Kupuk. Tavuk. Plov. Pilav. Plov. Tamam. Tavuk. Plov. Tavuk mu pilav? Lokumu? Babasının lokumu? Hatta tavuk. Hiç. Tavuk. Yazma yes diye benden. Kemik için. Evet, kemik için. Yoksa sen kaynar da orada yani. Bu elleri de yedir bak. Kinoalı, enginar. Öğretin yağları mutlaka sor o zaman bağlı. Çok güzel görünüyor bu arada. Ben oradan yeseydim. Teşekkür ederim. Selam, biraz sohbet etmeye, biraz dertleşmeye geldim. Böyle günlerdir biraz şeyim, ağlama sınırındayım sürekli. Ve bunu Atlas'a olan hamileliğimden de hatırlıyorum. Son günler, son birkaç hafta artık böyle bir sabırsızlık, belirsizlik ve yoğun duygularla geçiyor. Bir yandan kendime her şeyin geçeceğini de hatırlatmaya çalışıyorum. Hani bu yolları geçtim, tekrar geçecek. Ama şeyim biraz böyle. Yani diken üstünde miyim? Artık bilmiyorum yani. Doğruyu söylemek gerekirse çok dünyanın en iyi modunda değilim. Bir yandan yorgunum, bir yandan yorgunluğun verdiği bir suçluluk duygusu hissediyorum. Yani sanki böyle olmamam gerekiyor. İşte daha çok şeye yetişmem gerekiyormuş gibi. Direkt böyle konuya girdim ama böyle bugün 26 Ağustos. Ağlamaya niyetim yok bu arada. Sorarsanız hani ciddi olan hiçbir şey yok yani, böyle kötü bir şey yok ama işte şey, bir duygusallık var üstünde. Yarın Atlas 2 yaşında oluyor. Tam olarak bir sene önce de galiba buna benzer bir konuşma yapmıştım ve yine alakasız bir yerde ağlamıştım ama. Yarın Atlas 2 yaşında oluyor ve bir yandan çok heyecanlıyım. Bir yandan ben 38 haftalık hamileyim yani, her an artık doğurabilirim. Selam tekrardan. Hala çok kızarım ama kendime gelip geldim tekrardan. Çünkü gerçekten hiç ağlamak gibi bir niyetim yoktu. Ama insanlar yani, hormonlar gerçek olsa gerek. Neyse.
Şundan bahsediyordum bu arada. Parantez açarak söyleyeyim. Üzgün falan değilim bu arada. Gerçekten sadece böyle bir yorgunum galiba. Yani ondan dolayı hani insanın her şey böyle üstüne üstüne gelir gibi olur ya. Belki de öyle bir şey, bilmiyorum. Neyse, ben 38 haftalık hamileyim. Atlas yarın 2 yaşında oluyor. Tabii ki de çok mutluyum. İnanılmaz büyüdü. İnanılmaz komik bir çocuk. Yani herkese kendi çocuğu tabii ki de böyle geliyordu muhtemelen, ama yani böyle küçük bir insana dönüştü. Aslında şunu anlatmaya çalışmıştım. Umarım kızarıklığım çok gözünüze batmıyordur. Çok yavaş kendi rengime dönen biri olduğum için. Geçen sene 1. yaş gününü New York'ta kutlamıştık böyle yine. Hani oldukça küçük bir grup halindeydik. İşte bir iki arkadaşımız geldi falan. Hatta bebek davetli yok gibi bir şey. Bir tane Atlas'ın arkadaşı Bear gelmişti. Onun dışında bu yıl içinde şey düşünüyordum biraz. Hani böyle işte yine bahçemizde arkadaşlarımızı ağırlayacağımız, hani bir organizasyon yaparız falan. Fakat bir türlü organizasyon kısmına gelmedim yani. Gerçekten günden güne böyle daha çok yorgun hissediyorum ve geçen hafta gerçekten bunlarla ilgilenebilecek halde değildim. Çok şey de olamadım yani, organize olamadım, artık sebebi neyse. Şimdi son günde böyle biraz hani sınav öncesi panik olmuş gibi hissettim. Böyle bilirsiniz değil mi o hissiyatı? Yarın sınavınız vardır ve bir anda hazırlıklı olmadığınızı hatırlarsınız. Çalışmadığınızı ve böyle harıl harıl çalışmaya başlarsınız. Gerçekten böyle bir panik oldum. Öbür yandan düşünüyorum hani bu nereden geliyor acaba, neden böyle hissediyorum. Galiba yani bakın, bu işi yapan bir insan olarak bile hani bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü hani arka yüzünü aslında en çok bilen insanlardan biriyim. Ama şeye kapıldım. Herkes bebeği için o kadar büyük şeyler yapıyor ki ben sanki hani acaba böyle onun... Ay böyle deyince ağlayasım geliyor. Hani onun gününü mü değersizleştiriyorum hiçbir şey yapmayarak? Asla böyle olmadığını biliyorum. Henüz yani 2 yaşında olan bir çocuğun ihtiyacının büyük bir parti olmadığını, bunların çoğunlukla %99 hani anne baba için yapıldığını çok farkındayım. Ama insan o yanılgıya gerçekten kapılıyor galiba ki biz normalde de o tarz şeyler hani çok seven insanlar değiliz. Ama herhalde böyle bir 3-5 ay önce bunu düşünüyordum ve şu an böyle bir buna hazırlanmadım, bir şey yapmadım falan. Böyle bir kötü hissettim. Sabahtan beri de onun biraz gerginliğini yaşıyorum. Aslında ilk çıkış noktamıza döneceğiz yani. Kendi aramızda işte annem, babam, yardımcı ablamız, Kerem, ben öyle bir hani bir pasta kesecektik zaten. İşte Atlas'ın sevdiği şeyleri yaparız ki o hiçbir şeyin farkında da değil. İşte denize gideriz. Bu ara aşureye inanılmaz düşmüş. Ya yani böyle bir aşure aşkı olamaz. Ya yani dün gece bir burada aşure demiyor, aşampi diyor. Aşampi bir Fransızca bir kelime söyler gibi. Bir de böyle hani soru eki de yok henüz. Aşampi yiyebilir miyim? Aşampi falan. Neyse gece 1'de uyanıp aşampi dedik, yok aşampi yani şu an. Neyse kısacası ona bir aşampi alırız. Ben hala pasta yapmak istiyorum. Geçen sene de ben pişirmiştim. Pişirmiş miydim? Pişirmiştim. Pişirmek deniyor değil mi? Pastayı da pişirmek. Aslında zaten hani amacımız buydu. Bir an neden öyle bir hissiyata kapıldığımı da bilmiyorum ama hani kendi üstüme çok gelmemeye de çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki... Ya böyle ne oluyor biliyor musunuz? Hani şu an mesela yorgunum. Hani sanki bu dönem hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Halbuki biteceğini de biliyorum. Çok daha enerjik olacağımı. Bebek geldiğinde evet bir şeylerin daha zor ama... Fiziksel olarak bazı şeylerin de daha kolay olacağını biliyorum. Kesinlikle yani. Kısacası böyle. Ama insanın hani bunu bildiği halde o anın içinde bundan çıkması her zaman çok kolay olmuyor yani. Böyle bugün 38. hafta kontrolüm var bu arada. Ona gideceğiz işte birkaç saat sonra, saat 12-3'te. Öyle yani, onun için her şey çok yolunda. Her gün işte denize gidiyoruz, yüzüyorum. Aslında oldukça aktif bir hamilelik geçiriyorum hala. Her ne kadar artık böyle gerçekten büyük hissetsem de. Ve şey noktasındayım, bugün galiba bir reel gördüm ve tam olarak o benim şu an. Bir saat sonra da doğum yapabilirim. Bir hafta sonra da, neredeyse bir ay sonra da. Ve bu çok saçma bir duygu yani. Çünkü yani bir saat içinde tabii ki de doğum yapan yoktur yani. Ama yine demek istediğim, yani bugün de doğurabilirim. Artık çok hazırım. Yani bebek hazır anlamında. Bayağı da 3 kiloyu geçmişti en son 2 hafta önce bile. Bu arada negatif bir vlog olsun en son isteyeceğim şey. Çünkü sanki her kamerayı açtığımda yorgun olduğumu söylüyormuşum gibi hissediyorum. Ama bir yandan da işte kendi yine kendi... Ay çok güzel bir kuş geldi. Papağanımsı ama gitti şu an. Gerçekten yorgunum. Tamam mı? Bu cepte. Ama bir yandan da diyorum ki gerçekten hayatın farklı dönemleri var. İşte çılgınca seyahat edip
benim DM'lerimin full işte nasıl bu kadar hani yorulmuyorsunuz? Neden böyle işte bebekle oradan oraya gidiyorsunuz? O dönemler de var. Hani enerjimizin çok daha yüksek olduğu. Şu an kendimi yataktan zor kaldırdım. Bu dönemler de var. Hayat bu sonuçta. Her gün aynı değil. Bunu bu arada size anlatmıyorum. Bunu kendime inandırmaya çalışıyorum. Yani inandırmaktan ziyade telkin etmeye çalışıyorum. Ki çok üzülmeyeyim. Çünkü suçlu hissediyorum ya. Yalan yok yani. Sanki hani bu kadar yorgun olmamam gerekiyormuş. Yarın için çoktan hazır olmam gerekiyormuş. Of, şuna bakar mısınız? Minnacık. Minnacık. Emzik kafası kadar. Burada emziği bıraktık. Bunu Instagram'dan paylaşmıştım. Ama yani burnunu falan kapatıyor neredeyse. Şu kadar ki bu yeni doğan emziğiydi. Ne kadar minik Kerem pasta kalıbı atıyor bana şu an. Arabalı başkanım. Ya. Okay. Of ya. Bize neler yaptırıyorsun? Kerem. Erkek annesi olduğum belli oluyor mu? Evet. Biraz. Kamyonumuz var. Traktörüm. Şey buldozer mi ne? Neyimiz var Kerem? Çalışman lazım bu derslere. Beton makinamız var. Neydi onun adı? Beton karıştırıcı. Çimento karıştırıcı, beton da değil. Bir takım helyumlu kamyonlar var. Selam. Biraz önce doktordan geldik ve hazır böyle aklımdayken, her şey çok tazeyken biraz update vereyim dedim. Eğer hani doğumla ve hamilelikle alakalı çok bir şey dinlemek istemiyorsanız buraya atlayabilirsiniz. Ama özetle 38 haftalık hamileyim. Her şey gayet güzel görünüyor. Bebeğin kafası böyle aşağı bayağı yerleşmiş durumdaymış. Hatta onun için yüzünü hiç göremedik yani, artık böyle yani görebileceğimiz kadar yukarıda değil. Ama hala doğuma çok yakın olacak kadar da aşağıda değil. Bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Yani rahim ağzı bayağı kapalı göründüğü için şey dedi doktor. Yani çok yüksek bir ihtimalle bu hafta bile başlamaz doğum. Her şey bir olasılık tabii ki de. Ama öyle görünmüyor yani. Hani bugün yarın doğuracakmışım gibi de durmuyor. İster misin bu hafta doğurmak falan dedi bana. Yani isterdim dedim ama bekleme taraftarıyım tabii ki de. Yani mümkün olduğunca doğal ilerlemesini istiyorum sürecin. Gel gör ki her şey yolunda bu arada. Yani öyle işte suyu, pozisyonu, hareketleri, ama henüz geleceğe benzemiyor. Umarım Atlas kadar geç de gelmez. Yani yorulmuş hissediyorum anlayacağınız üzere. Atlas'a dönüşte balon aldık. Yarın böyle uyandığında çok merak ediyorum ne tepki vereceğini. Böyle kamyonlu mamyonlu balonlar aldık. Selam. O ne? Sonra viral cucumber salad getirdim. Kavanozda yapılan şu TikTok'ta galiba viral olmuş. Sen TikTok mu izliyorsun? Yok ama yani başka yerlerde sıçıyor ya, orada olan orada kalmıyor. Yalancı cucumber salad. Biraz daha ince doğrarsak bunu, daha evet, bir de bunu galiba crushed yapıyorlar böyle. Ezerek değil mi? Hı. Böyle değil. Bilmiyorum. Güzel. Ben böyle uygun gördüm. Biraz az tuzlu sanki. Bir daha ekledim soya. Evet. Tuzlu kapat. Bir de böyle acı olsa güzel mi olurdu? Acı koydum içine, pul ver. Değil. Acı işte. Değil. Neyse. Ama güzel. Evet, nedir konumuz? Oğullarımız. Ense tıraşı olabilir konumuz mesela. Evet. Şuradan. Oğullarımız. Oğlumuz 2 yaşına giriyor yarın. 3'e giriyor. 2 oldu. İşte 2 yaşına giriyor derken 2 yaşını dolduruyor. Miki doğdu. Miki var. Onu çok seviyoruz. Bir tanesi de doğdu doğacak. O da iyi ki doğacak. Onu da çok seviyoruz şimdiden. Saçlı bir bebe geliyor galiba bu arada. Gerçi Atlas da hafif saçlı doğmuştu yani. Saçlı bir kel doğmamıştı. Yani bu ileri dönük bir referans değil. Bu arada... Tamam, biraz sen de yavaş yani. Ne önümden alıyorum ne bir şey. Şakır şakır tatlı tatlı yiyorsun yani. Bu arada... Şimdi... Ne oldu, acı mı geldi? Boğazıma karşı. Hani acı olsun istemiştin. Acı değil bu arada ama tamam. Boğazıma karşı. Ultrasonda böyle işte bebeğin kilosunu da ölçüyorlar ama bunlar... Sen orayı bilmiyorsun bence çünkü aa işte büyük falan diyorsun da... Şöyle artı eksi 500 gram yazıyor ekranda. Hani 500 gram daha büyük de olabilir, 500 gram daha küçük de olabilir. Ama şu an ortalama 3...
3400'e yakınmış bu ortalama ölçülerden. Atlas 390'da olmuştu. Uzun da diyor ama. Ve uzun olduğunu söylüyor. Yani yine kemik ölçüsünden aşağı yukarı boyunu anlamaya çalışıyorlar. Sonuçta kıvrık durduğu için çok da böyle net bir şey zaten söylenemiyor ama ortalamadan daha iri durduğunu söyledi birkaç kez. Ama kafası hani öyle çok büyük değil dedi. Sorun olmaz dedi. Öyle. Neyse. Bu detaylar. Dur. Ben de gidip pasta yapacağım. Hayatımda ikinci kez pasta yapacağım. İlki Atlas'ın birinci yaş günü içinde, ikincisi de ikinci yaş günü için. Geçen sene açıkçası hiçbir dayanağım yoktu. Güzel olur mu olmaz mı? En azından bu sene, geçen senekinin güzel olduğunu biliyorum. Aynı tarifi yapacağım. Herkes parka gitti. Annem, babam, Kerem, Atlas. Evde yalnızım ve pasta terapisi. А где он? На пляж приехал. Тебе. Откроем? Обалдеть, Атлас! Ничего себе! Атлас! Ты по дороге говорил, да? Юра! Я Атлас, я! Атлас, когда ты теперь... Dün yaptığım pasta bu arada. Nereye koyayım bunları? At ya, böyle masaya bile koyabilirsin. Bir dakika, ben bunu açtım ama bu mu? Uzun olanlar mı? Uzun olanlar mı? Tek, tek. Yok mu ya? Serotonin salgılıyorsun. Mesela evet, bugün doğurma şansım var aslında. Ha, yok, gerçi yetişmez. Harika olur ya. Hemen su. Kim için? Atlas, bu ne? Atlas, kardeşim var ya Atlas. Otur. Ben bu ayı, podesti. Bir dakika, bak şimdi şunu al bakayım. Üfle bunu bir. Bak böyle böyle, bak. Beni izle. Ben şuna. Yap bakayım. Yok. Çok üfle, çok sert üfle. Ama. Bu ne? Peki. Diyeceğiz ki kardeşim. Ne dedin? Bu yanar elini yanar. Şeref. Aaaa! Yapalım.
Dur dur, önce yansın biraz. Yansın. Bravo! Fare gıcık oldu demek ki sana da görüyorum. Devam işaret. İyi, patlattı. İkisinden bir. Bu mu? Tamam, bunu da koyalım. Bakayım neymiş o? Dediğim gibi. Bu arada tuhaf, tuhaf. Sen bu ortalığı dediğim gibi. Benim pasta. Bu arada geçen seneki asla böyle olmamıştı. Peki. Doğurdun bu çocuğu. Bu olmasaydın biz... Abla kuğus nasıl açık? Al bakalım. Tut bunu. Kaçırırsan bu uçuyor ama. Bırakma, bırakma. Aa gitti. Baka. Pastalar, börekler. Bu ışıkta telefonun ön kamerasıyla çekmek çok mantıklı bir fikir değil ama kameranın şu an hafıza kartı dolu ve bilgisayar boşaltmam için yani hafıza kartının yukarıda. Gerçekten çıkacak halim yok. Evde yalnızım. Böyle artık resmen bir sonbahar sıcaklığı var. Yani hala hava gayet güzel, gayet sıcak. Ama artık o yaz sıcaklığı akşamları değil. Özellikle Bodrum'da, Ege tarafında yani. Bir yandan hoşuma gidiyor. Bir yandan da yaz seven biri olarak kışın gelmesine... Bir tık üzülüyorum yani. Şurada narlar kızarmaya başladı ağaçta. Ve böyle resmen geliyorum diyor kış. Neyse. Biraz dünden bahsetmek istiyorum. Annem, Atlas, babam parkta. Kerem de bugün günübirlik İstanbul'a gitti bir iş için. O da artık uçakta dönüyor. Hatta Instagram'dan beni takip ediyorsanız böyle aramızda bir konuşma paylaştım işte. Diyor ki yeter ki bugün doğurma yani. Bir yandan da gerçekten her akşam acaba bu gece o gece olabilir mi? Niyeyse doğumun gece başladığına dair bir inancım var. Bu arada istatistiksel olarak galiba hep öyle oluyormuş. Tam olarak neyle alakalı bilmiyorum. Bir yerde okumuştum ama hani bu böyle asla bilimsel bir bilgi miydi hatırlamıyorum. İşte uyku sırasında vücut çok rahatladığı için doğumu başlatan hormonlar salgılanmaya başlıyor ve başlıyor kısacası. Neyse bilmiyorum yani. Her akşam diyorum ki ya bu gece doğurursam ve böyle artık ben çıkmadım parka çünkü Atlas inanılmaz hızlı. İnanılmaz hızlı. Hele de scooter götürdüğümüz günlerde peşinden yani yetişmek gerçekten çok zor. Ve benim her akşam artık böyle bir belim ağrıyor. Çünkü yani gün içinde zaten çok aktif bir gün geçiriyorum. İşte denize gidiyoruz, Atlas'ı taşıyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Ve akşam artık böyle bir belim ağrıyor, kalçam ağrıyor falan. Aslında dünden bahsetmek istiyordum. Dün biliyorsunuz ki Atlas 2 yaşını doldurdu. Ve bir noktada şey hissettiğimi söylemiştim. O konuşmayı kesin koymuşumdur. Yeteri kadar hazırlanmamış olmanın doğum günü kutlamasına. Yeteri kadar hazırlanmamış olmanın verdiği o minik vicdan azabıyla karışık suçluluk duygusu ve çok güzel bir gün geçirdik. Tam aslında bizlik bir gün geçirdik. Gayet keyifliydi. Atlas çok mutluydu bütün gün. Hatta ne olduysa öğle uykusunu 15 dakika uyudu ve heyecanla geri uyandı ve akşama kadar uyutamadık. Akşam çok uykusuzlaştı sırf bunun yüzünden ama bunun tabii çok doğum günüyle bir alakası yoktu. Yani güzel bir gün geçirdik. Hani ben kafamda çok büyütmüşüm mesela. Bilmiyorum herhalde böyle bir duygusallaşmışım. Onu söylemek istemiştim. Şimdi muhtemelen artık birazdan gelirler diye düşünüyorum. Bu nedenle ben biraz daha kuş cıvıltılarının ve sessizliğin, evdeki sessizliğin tadını çıkarayım. Bir yandan da bu vlog artık son hamilelik vlogu olacak. Uzun uzun yıllar boyunca belki de
sonsuza. Bilmiyorum yani, hiçbir şeyin garantisi yok ama onun için keyfini çıkarın. Umarım keyifli bir vlog oluyordur bu arada. Видели разговорнички? Что? Гриб. Гриб. Давай я тебе пари. Да. Böyle bir outfit check yapayım dedim ama o kadar alan yapmış yani, şu an yatağın ucunda duruyorum. Şöyle yapsam. Hoppa. Neyse, şimdi yemeğe çıkıyoruz. Yalıkavak Marina'ya gidiyoruz. Bodrum'a taşınmamızın birinci yılı bugün. İkinci diyecektim. Ama Yalıkavak Marina'ya gitmemizin ikinci seferi. Asla konuşamadım. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani ikinci kez Bodrum'a taşındığımızdan beri ikinci kez Yalıkavak Marina'ya gidiyoruz. Zaten ilki de bir hafta önce falandı, Ece'ler buradayken. Böyle. Başka da diyeceğim bir şey yok. Şu beşik şuraya geldiğinden beri oraya sadece kıyafet yığıyoruz. Artık bir el atmak, orayı bir düzenlemek gerekiyor. Bunu da belki artık yarın ya da sonraki gün yaparız. Tabidine göre zaten. Evet. Neyse, sonuç olarak değilmiş, yalan haber, şey, yalan ne denir? Yok yani, yok, bir şey yok. Ay böyle, ama heyecanlıyım artık yani. 39 bayağı hani her gün doğurabilecek potansiyeldeyken doğurmuyorum hala. Öyle. Hello. Şimdi eve döndük doktordan. Biliyorsunuz ki 39 artı 1'deyim. Ve bebeğin kafası tekrar yukarı çıkmış. Yani gerçekten duyduğumda şok oldum. Çünkü hani 38. haftada kafası aşağıda olan bir bebeğin tekrar pozisyon değiştirmesi ve makat pozisyona geçmesi çok ender bir şey.
Ay çok üzüldüm. Bilmiyorum çok. Gerçekten bir tur ağladım hastaneden çıkınca. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum yani. Doktor da çok şaşırdı bu arada. Ben bugün NST'ye falan girecektim. Girmedim. Ya çünkü hani kasılman da yok. Bayağı yukarıda ve tekrar kafası yukarıda dedi. Bir üç gün sonra tekrar bakacak. Yani bir yandan tabii ki de karalar bağlamak istemiyorum. Hani öyle bir şey değil. Çok iyi durumda. Her şey çok yolunda. Bilmiyorum. Bir şaşırdım ve şey oldum yani böyle bir demotive oldum biraz tabii ki de. Şimdi makat haldeki bebeği ters çevirme yolları araştıracağım. Kendi kendime dediğim gibi demotive etmek istememekle beraber bir yandan 40. haftamın içindeyim. Dönmesi çok zor bir şey aslında artık. Ama diyorum ki yani öyle döndüyse tekrar aşağıda döner belki. Ay durumlar böyle. Ne çok yumuşakmış ya. Şişti çünkü. Şişt değil şu an yeteri kadar bence. Şişirebilir misin? Bence böyle bu garip yani. Kapatamıyor musun şimdi? Ne? Yok kapat. The craziest thing, like I just cannot believe it. She said this is the second time in their practice that a breech baby actually flipped this far along in pregnancy. Especially for baby to slip, then we're going to implement the move to tuck baby's chin and a slip baby. Chair in front of you to make sure you don't fall off. Bring your top left hand, which is just as important as the forward leaning inversion. Tek sıkıntı bütün bu hareketlerin 36. haftada falan çalışma ihtimalinin olması. Ben 39'dayım. Ama umut kesilmez. Ay bakalım devam edeceğim. Atlas kardeşin nerede? Ters dönmüş oğlum kardeşin. Biraz yolu göster ona. Nasıl yapıyordun sen? Sen göster bakayım içeride nasıl yapıyordun? Ha, neler yaptın bizden gizli orada? He? Neler yaptın? Git sarıl mamaya. Git sarıl mamaya sarıl. Mamaya sarıl mamaya. Ya bir git sabote etme burayı. Git mamaya sarıl bakayım be. De ki kardeşim şöyle yapman lazım de. Yola girdi. Atlas. Atlas. Sen geç geldin ama en azından doğru düzgün geldin yani. Bu çocuk ters duruyor oğlum. Bir yardım et. Спасибо. Даже дедушке тоже. Муха. Муха. Муха, брысь. Муха, иди. Ты не нашел? Şu an doktor randevusundan çıktık. Bebeğin kafası yine aşağıda. Yani bu arada başka bir doktora gittik hani yine bir görüş almak için ve beni konuşmasıyla o kadar rahatlattı ki hani tekrar dönerse bile bir şey olmadı. Yani çarpacağız sandım. Dönerse bile panik yapma. Hani her türlü o bebek oradan çıkar. Rahat ol. Ama zaten şu an kafası aşağıda. Hani hiç merak etme dedi ve gerçekten rahatladım. Ya bilmiyorum yaptığım iki hareket işe yaramış olabilir mi? Bir yandan gerçekten zaten daha giderken farklı hissediyordum karnımı. Dünden beri döktüğüm gözyaşlarına üzülüyorum.